Bu kısmı bizi alakadar etmez. Yasalara göre zina suçtur. Yani ikimiz de hapse mi gireceğiz? Ona hakim karar verecek. Suçunuz sabitleşirse evliliğiniz resmi olarak biter. Zina suçundan hüküm giydiğinizden eşinizle boşanmış sayılacaksınız. Halide'den boşanabilecek miyim? Evet. Yasalar bu hususta kadınları korur. Zina suçu işlemiş bir adamla kadını evli kalmaya mecbur etmek acımasızlık olmaz mı? Ben aylardır istemediğim bir kadınla evli kalmaya mecbur bırakıldım Savcı Bey. Sizce bu haksızlık değil mi? Her şey yolunda Halide. Hüküm giymeleri neredeyse katı. Diğer davanın başvurusunu yaptınız mı biliyorsunuz? Benim için önemli olan dava değil. Bilmez miyim Halide Hanım? Dilekçe işleme konuldu bile. Âlâ. Aha geliyor sonra. Neze, kurban olduğum insanlara yaptığın kötülük yetmedi mi? Bunun sonu nereye varacak? Onlara leke sürünce eline ne geçecek? Kurban olduğum ya. Ramazan, sana bir şey anlatmak zorunda değilim. Halide Hanım. Seni var ya Halide Hanım, ona havale ediyorum ona. Senin aklından bir tek Allah gelir, bunu biliyorsun değil mi? Kızım. Baba, Ali iyi mi? İyi kızım, sen meraklanma. Senden bunun hesabını soracağım Halide. Yaptıklarının bedelini ödeteceğim sana. Bu sayede senden kurtulacağım Halide. Güllü'yle evlenmeme hiçbir zaman mani olamayacaksın, biliyorsun değil mi? Bu kadar çok mu istiyorsun benden kurtulmayı? Tahmin edemeyeceğin kadar çok. Âlâ, yolunuz açık olsun o zaman. Davacı Halide Şahin, davalı Kemal Şahin ve Serap Dinçarslan mahkeme salonuna. Tutanaklara ve ifadelere dayanarak davalı Kemal Şahin ve Serap Dinçarslan'ın zina suçundan hüküm giyip 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep ediyorum Sayın Hakim. Anlaşıldı. Kızım bir de senden dinleyelim bu meseleyi. Ben severek evlendim Hakim Bey. Kocam da beni sevdi, bunu biliyorum. Her evlilikte olduğu gibi ufak tefek tartışmalar yaşandı. Ama her defasında üstesinden gelmeyi başardık. İkimiz de birbirimizi hiç kırmadık. Ya göz göre göre yalan söylüyor. Pes yani. He. 40 yıllık tiyatro artisti gibi. Yemin ediyorum ayıp olmasa kalkıp alkışlayacağım içten içten. Ancak bir süre sonra aramızda bir soğukluk oldu. Anlam veremedim. Ama sonunda fark ettim ki bu iffetsiz kadın aramıza girmiş. Yalan söylüyor Hakim Bey. Sen sus. Bir daha lafa karışırsan atarım seni dışarı. Sen devam et kızım. Efendim, üstelik bu kadın benim rahmetli abimin eşidir. Kocamı alenen ayartmıştır efendim. Peki, oturabilirsin. Sen ne söyleyeceksin Kemal Şahin? Hakim Bey. Bu kadın baştan aşağı yalan söylüyor. Ben ondan uzun süredir boşanmaya çalışıyorum. O istemediği için dava uzuyor. Halide Güllü'yü çiftlikten attırdığı için müşkül durumda kaldılar. Bebeği ve annesiyle benim evimde kalıyorlar. Ama geçici bir süreliğine. Bize itham edilen suçları asla işlemedik. Yani Serap Dinçarslan'la olan münasebetini inkar ediyorsun, öyle mi? Hayır Hakim Bey. Ben Serap Dinçarslan'ı... Yani Güllü'yü seviyorum. Halide'den boşanır boşanmaz onunla evleneceğim. Bu hususta hiçbir zaman yalan söylemedim. Söylemeyeceğim de. Peki. Otur bakalım. Sen ne söyleyeceksin Serap Dinçarslan? Biz bir suç işlemedik Hakim Bey. Asıl iffetsiz şurada oturuyor. Bize itham ettiği suç asıl kendisi işledi. Hatta başka bir adamdan da hamile kaldı. Çok kısa bir süre önce de bebeğini düşürdü. Yalan söylüyor efendim. Hakim Bey, Serap Hanım'ın iddiasını ispatlamak için Halide Hanım'ın tam teferruatlı bir doktor raporunu mahkemeye sunmasını talep ediyorum. Bu davanın sanığı Halide Şahin değil, sizlersiniz. Halide Hanım'la ilgili bir suçlamanız varsa bir dilekçe yazıp dava açabilirsiniz. Karar! Herkes ayağa! Davalıların jandarma tarafından basıldıkları vaziyet ve verilen ifadeler doğrultusunda anayasanın 161. maddesi doğrultusunda Kemal Şahin ve Serap Dinçarslan'ın zina suçunu işlediği sabit olup 6 ay hapis cezası almalarına, davalı Kemal Şahin'in davacı Halide Şahin'den zina suçunu sabit olması sebebiyle boşanmalarına... Hakim Bey. Özür dilerim, sizden bir istirhamım olacak. Buyur kızım, ne var? Ben kocamı seviyorum Hakim Bey. Yuvamı yıkmak istemiyorum. Gönlüm el vermiyor hapse girmesine. Kocamı affediyorum. Herkes sussun! Bunun ne manaya geldiğini biliyorsun değil mi? Affedersen dava düşer. Yalnızca kocan değil, Serap Dinçarslan da serbest kalır. Evet efendim, biliyorum. Ancak evliliğimi kurtarabileceğime inanıyorum. Sizi meşgul ettiğim için de özür dilerim. Emin misin kızım? Eminim efendim. Affettiğine göre dava düşmüştür. İkiniz de serbestsiniz. Ne yapmaya çalışıyorsun Halide? Gayen ne? Kim bilir aklından neler geçiyor. Geçmiş olsun. İkinize de. Kurtuldun, Allah'ıma bir şükür. Gülüm. İçeride teyzemle alakalı söylediğin şeyler doğru mu ya? Doğru Ramazan. Halide Ekrem'den gebe kalmıştı. Ancak kaza sırasında düşürdü bebeği. Ya bu nasıl bir iş arkadaş ya? Benim teyzem nasıl bir deli bir insan ya? Vallahi ben bu işe hiç şaşırmadım Ramazan. Ya madem vazgeçecekti niye açtı ki davayı? Cümle aleme rezil olduk. Benim tanıdığım Halide bu kadar olayı boş yere çıkarmaz. Vardır bir hesabı. Doğru diyorsun kardeş, doğru diyorsun. Serap Hanım. Efendim Suat Bey. Halide Hanım yeni bir dava açmış. Ne? Ne davası? Vesayet. Vesayet mi? Ne vesayeti? Bugünkü davayı delil göstermiş. Kanunen sizin iffetsiz bir kadın olduğunuzu iddia ederek yeğeni Muzaffer Ali'nin vesayetini talep ediyor. Ne? Mahkeme biraz sonra başlayacak. Anlaşılan Halide Hanım'ın maksadı buymuş. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yavrunu alacağım diyor. Bir yanlışlık olmalı. Allah'ın cezası Soyka. Ya şeytan diyor, git saçını başını yol. Hakikaten bebeği alabilirler mi avukat? Bu tür davalarda karar genellikle menfi çıkar. Kendinizi hazırlasanız iyi olur. Halide böyle bir şey yapabilir mi gerçekten? Alabilir mi çocuğumu? Sakin ol, boş ver. Kemal Bey, bu kadar samimi görünmeniz ikiniz için de doğru olmaz. Kemal, avukat bey doğru söylüyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.